Teknoseyir'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Gamescom Fuarı'nı Burak Akmenek'le konuşacağız. Hı hı. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Sen fuarı yerinde izledin. Evet. Ee, birkaç gün ayırdım bu işe. Evet toplam iki buçuk gün kadar. Güzel. Sony'nin misafiri oldun. Aynen öyle. Tamam. E, Türkiye'deki tüm giden basın mensupları Sony'nin misafiri olarak gittiler. Köln'de. Köln'de Değil mi? ilk defa gittim. Köln'de. Gamescom enteresan çünkü Gamescom birkaç yıl öncesine kadar hatta şöyle diyorum bir yıl öncesine kadar pek de kimsenin önemsemediği Almanya'da da oyun fuarı var gibiydi. Bu sene patladı. Evet. İyi anlamda evet, patladı. Evet, evet. Hani bu sene dünyanın gündemine oturdu. Hı hı. Çok ilginç. Türkiye'den de böyle yoğun katılım oldu galiba. E, neredeyse e, gitmeyen yayın yoktu Değil diye diyebilirim. Bayağı bir... yıl dışında. Neyse sen bizi temsil ettin. Aynen öyle. Peki hani... E, Başına gelenleri az çok ta tahmin ediyorum çünkü bir firmanın davetlisi olarak gidince tabii ki her firma kendi etkinliklerine göre bir program hazırlıyor <laughs> ve tabii ki hani rakiplere çok fazla zaman ayırmanı hani e, engellemiyor da imkansız hale getiriyor. Yok aslında şöyle söyleyeyim ben de o korku vardı giderken ama Sony o konuda hiçbir şekilde baskı yapmadı ve hatta tam tersi. Ee, bu defa fuarda çok güzel oyunları vardı hmm. ve onlara o kadar güzel slotlara ayırmıştı ki yani özel olarak sen gidip orada ismin kapıda yazılı gidip girebiliyordun. Ben de ondan korkuyordum ama tam tersine avantaj olarak e, işimize çok yaradı fuarda herkesin. Güzel. Peki şimdi herhalde bir e, kendiliğinin bir basın konferansı mı var en başta? Vardı. Fuar başlamadan önce Sony bir konferans yaptı. Tamam. Bütün gün sürdü özel ayrı bir yerde yaptı yani fuar alanının dışında bir yerde yaptı. Bayağı da bir şey gösterdi orada. Özellikle bu sene Vita'ya deli gibi yükleneceklerini de sinyalini içinden verdi. Hayret. ya yeni oyun mu geliyor Vita'ya? Hepimiz şaşırdık. Sony'e özel 15 tane oyun geliyor. İyi. Ee, Bunların içerisinde bir de böyle senin benim gibi eski oyuncuların ee, bayağı kalbini çarpacak, çarptıracak bir oyun var. Shadow of the Beast geliyor. Ya bu biz tabi uzaktan takip ettik. Benim için ee, şeydi çok büyük sürprizdi. Evet. Çünkü daha önce bilgisi falan sızmamıştı. Evet, aynen öyle. Bir anda hani ben orada tabii sonradan videosunu seyrettim ama hani ekranda Shadow of the Beast'i görünce inanamadım. Bir de şeye inanamadım. Hani yani ne diyelim yani o ismi kullanmışlar. Ama evet. sonra baktım bizim bildiğimiz Amiga'daki Shadow of the Beast. Evet. Yani en azından hani karakter, hikaye, şey. Hı hı. Hani oyun dünyası olarak çok ilginç ya. Bilmez ki gençler Ve falan çok etkileyiciydi onu yani. yani ben şeye şaşırdım. Kimse onu bilmez, bilmez ki yani bizden başka. Ama yani o kadar etkileyici video gösterdi ki tabii oyuna ilgili hani oyun için bir şey yok ama videosu bile bayağı de etkileyiciydi yani. Hani oyunu bilmesen bile bilmeyen e, oyuncular oynayacak gibi görünüyor. Tabii birçok e, oyuna böyle başından bakıp etkilenip sonra hayal kırıklığına uğradığımız da oldu. O yüzden sen de biliyorsun evet. pişip önüne gelinceye kadar <laughs> bir şey evet. demek doğru olmaz. Yani ben e, God of War Türü hani oynanış bakımından hmm. bir oyun olacak gibi hissettim ama hmm. tabii sen dediğin gibi gör şey yapacağız. Şu çok zor bir oyun var, Dark Souls mu, Demon Souls mu? Bir çok zor bir oyun var. O o türde de olabilir yani. Yine third person hmm. ama hmm. hani God of War gibi Allah Allah dalmıyorsun da hmm. daha hmm. her hmm. çarpışma daha bir Stratejik, olay. Evet, evet düşünmenerek yaklaşman falan gerekiyor. Belki de öyle bir şey olacak. Çünkü o da tuttu. Evet. Peki herhalde Sony'de tabii PlayStation 4 başrolde herhalde Aynen çünkü öyle. hani Ama bu senenin olayı o. Ya şaşırtıcı derecede ben de onu bekliyordum. Vita çok önde. Vita korkunç önde ve Vita'ya öyle evet. geliyor ki bana Sony önümüzdeki dönemde bayağı da para harcayacak. 8-10'luk oyunların bir araya geldiği paketler halinde sunacaklar mesela Vita'yı. Evet. beraber satacaklar. Yani tabii ki işte e, şey Assassin's Creed Black Flag gibi hani e, oyunlarda vardı. Onlarda da tabii gösterdiler ama benim gördüğüm hani Atlas bir video vardır. Xbox çok dalga geçmişlerdi. İşte e, TV 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 falan filan diye öyle evet. öyle video. Burada da resmen Vita 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 diye bir video yapabilirler o derece. Hayret, hayret. Öndeydi. Evet. Hayret. Vita'dan tabii Sony e, aradığını henüz bulamadı. Henüz koyduğu evet. yatırımı da geri alamadı. Demek ki kolay vazgeçmeyecekler. Bir de PlayStation'dan, yeni PlayStation'dan beraber bir interaktivitenin içerisine girip hani daha da onu ön plana çıkar, yani daha doğrusu evet. ikisini beraber yükseltmeyi planlıyor olabilirler. Peki şimdi ben hani seninle daha önce yaptığımız sohbetlerde PlayStation 4 tarafında şu Neck var. Neck evet. Ee, o herhalde gösterildi. Neck gösterildi. Neck'i oynama imkanım da oldu. Ben önce bir e, önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdiye kadar çok donanım fuarına gittim ben. Ve donanım fuarına gittiğiniz zaman e, firmalar size özel ilgi gösterirler. Hani biraz da evet. daha en amiyane tabirinden kralsınızdır. Burada dünyanın bir sürü yerinden gelen e, oyun editörleri var. Bir sürü yayın var. Bir de her önüne gelen blog açıp da online yayının diye gittiği için onların ortaya çıkarttığı bir kalabalık var. Yani siz ve basın mensubu olarak aslında çok sıradan kalıyorsunuz. Ben hmm. tek başıma gitmenin biraz orada zorlunu yaşadım. Yani niye koşacağım şaşırdım açıkçası. Allah'tan S -S fırsat buldum S -S da tabii, çok şey verebildim. E, her şeyi görmek imkansız bu faalarda zaten. İlk Sertan. gün zaten iyiydi. İlk gün e, trade ve press diyorlar. Yani ilk gün oraya iş yapma amaçlı gelen insanlar ve basın mensuplarını evet. açık normal bir kalabalık vardı. Yani ikinci gün resmen zombi saldırısı gibiydi. Kapının açılmasından beraber mi? çocuklar oyun oynamak için koşuyorlardı evet. standlara. Ve ilk gün normal bir kalabalıkken yani ikinci gün 40 bin biletin hepsi tükenmişti. Ve bazı koridorlarda yürürken yürüyemeyip duruyordunuz resmen. Bir de Almanlar biraz kibar insanlar ya. O onu geçsin diye bekliyor, bu bunu geçsin diye bekliyor. Falan korkunçtu. Önümüzdeki yıl bence yer belki değişebilir ya çünkü değişebilir. Bu sene ben başka yayınlarda da şunu okudum. Hani trafik Hı. tıkandı diyorlar. Aynen öyle sen söylediğin tıkandı. gibi ilk koridorlarda daha büyüyebilir. Ya büyüyebilir ya da belki şey daha sağlıklı olabilir. Hani basın ve işte iş için iki gün ayırabilirler evet, belki. Evet, hani evet. çünkü ilk gün Yet, kocaman stand, evet. ya kocaman fuar hiçbir şeyi tabii, görmenin tabii. imkanı yok. Yani 7-8 kişilik ekipte götüremediğin için. Ben yani 2 kişi minimum üç kişi ideal. Peki biz şu oyunlara yönelmek nasıl bir şey? Yani e, çok <laughs> Ne çok öne çıkartılıyor PlayStation evet, 4'te. Evet. Ama hani biraz da hani ne bileyim ben oynar mıyım bilmiyorum mesela biraz naif Pla sanki şey aksiyon oyunu işte etrafta topladığın materyallere göre senin karakterinin de yapısı değişiyor, küçülüyor, Hı. büyüyor vesaire vesaire. Şunu söyleyeyim bir defa zor bir oyun. Tamam. Öyle hani hemen koşacağım öneme gelin indireceğim, keseceğim diye bir şey yok. Oyun zor bir oyun. E, platform e, kısımları var, bazı yerlerde yolunu bulmaz zor falan hani. Hı. Keyifli bir aksan oyunu olmuş nek, oynanacak gibi geliyor bana. Peki PlayStation 4'te nasıl hani bir hakikaten ya bu yeni bir dünya mı dedirtiyor görüntüler? Nasıl sen çünkü başka şimdi konuşacağız hı hı. Drive Club'ı falan da incelemişsin. Drive Club'da çok ayrı bir hikaye. Hani hakikaten çok şey mi dedirtiyor? Allah Allah mı dedirtiyor? Ee, Drive Club'u nek mi? Nek dedirtiyor. Yani, PlayStation 4 ama. oyunları genelde. Ha genel olarak. Hani next gen diyor dedirtiyor, dedirtiyor mu? Dedirtiyor dedirtiyor. Özellikle tabii onda olay dönüp dolaşıp kumandaya geliyor. Yani PlayStation'ın kumandası şunu söyleyeyim. Ee, eskiden sen de ben de Xbox'ın kumandasını çok severiz. Evet. Xbox'ın kumandasından yeni kumandasından daha iyi olmuş. Eski kumandasından da kafa kafaya kapışır. Bir evet. defa şu öndeki R1, 2 tuş tuşları, pardon, L2, R2 tuşları gelişmiş. Çok evet. yumuşak. Plastik çok yumuşak bir plastik. Kullanımı çok kolay. Evet. Kumanda büyümüş. İyi. Ortadaki o dokunmatik, dokunmatik ekran aynı var. zamanda tuş olarak kullanılabiliyor. Güzel. Bu jiroskop olayından mesela yalnızca tuşları basmıyorsun şu hareketi de yaparak oyun Değil içerisinde. Mi? Hareket şey de var. Motion da var. Abi. O da var. Tamam. Beyond Two Souls'da mesela çok kullandım onu ben. Hmm. O da ben söyleyeyim Last of Us kadar bomba bir oyun olacak. Öyle görünüyor yani. Valla Sony hep patlatıyor böyle şeyler. Hani ardı ardına. Ee... Bir, bir, de bir de o formül tuttu. Heavy Rain vardı. Evet. İşte aynen öyle. E, Last of Us geldi. E, Beyond Two Souls geliyor. Yani Sony şeyi çok iyi beceriyor. Hani IP diyorlar ya yabancılar. Aynen e, öyle. Yeni e, yeni e, konseptler diyeyim. Ha, yani konsept oyun, oyun oldu. şeyleri. Ha, evet, dünyaları, evet, oyunları. Evet. Sony bunu çok iyi beceriyor. Beyond Two Souls nasıl bir şey? Yani Last of Us türü mü oynanış? Yoksa e... Heavy Rain'e mi yakın? eee daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Eee hmm. ama dediğim gibi PlayStation 4'e özel olduğu için tabii ki önceki oyunlara tamamen %100 benzetemiyorsun. Tamam. Hikaye ağırlıklı, korkunç senaryo ağırlıklı olduğu için yani benziyor. İşte karakterlerin karakterin mimikleri. Değil, değil mi? İşte o anlamda o, ben de dedim zaten Acayip. Hebraine... Yani mutlaka ben sana söyleyeyim bu gidişte yani bizim derginin kapağına koyabiliriz gibi görünüyor çıktığı zaman. <laughs> Kesin. Peki Infamous nasıl? O da yine Flagship, onda da onda yani da oyundan, yenilik var mesela onda da şöyle enteresan şeyler gelmiş etraftaki maddede de dönüşebiliyorsun yani şöyle diyeyim hmm. mesela e, neon ışıklarının enerjisini emdiğin zaman daha hızlanıyorsun hmm. gibi böyle hani etraftaki elementlere göre senin karakterinin davranışları hareketleri Evrenmesi. de değişiyor evet <laughs> Enfamous da önemli oyunlardan birisi ve Sony'nin hani PlayStation'da tuttuğu oyunlardan birisi. Ben söyleyeyim açıkçası ben hani çok çok tutmamıştım ama bu ikincisi daha iyi olacak gibi geliyor bana hani birincisine göre. Enfamous serisi mesela biliyorsun Enfamous Prototype'la yakın çıktı Aynen ve hep benzetildi, öyle. hep karşılaştırıldı. Fakat Enfamous ben oynamadım. Hı. Fakat bana hep dendi ki yani okuduğum yazılarda falan gördüm mi Enfamous'ın daha eğlenceli bir oyun olduğuna ben kanaat getirdim okuduklarımdan. Doğru doğru. Öyle sürecek galiba. Proto evet, daha zaten iyi. 2 ile birlikte birazcık düştü. Hı, hı hı. E, infamous. E, kendini geliştirmezsen gibi. düşüyorsun. Evet. Peki kendini geliştirenlerden birisi Grand e, şey, Grand Turismo Grand 6 Turizmo var. 6. Şimdi, Grand Theft Auto diyecektim az daha. Grand Turismo 6. E, orada e, şey var. E, ben pek Grand Turismo 6 değil. Daha çok Need for Speed'ci bir adam olduğum için YouTube oyunlara pek hakim olamıyorum. Arcade. Daha arcade'ciyim ben, de öyle ben. O yüzden hani çok büyük bir fark gördüm mü desen göremedim. Çünkü çok büyük bir Grand Turismo tecrübem yok. Ama Need for Speed tecrübem olduğu için mesela Drive Club beni aldı götürdü. Bir de Drive Club'da şöyle bir güzellik var. Need for Speed'de nedir? Hani girersin, oynarsın falan. Bunda yolda giderken bile senin mesela döndün bir yerden drift yaparak döndün. Çat yukarıda bir şey çıkıyor. Diyor ki buradaki en iyi drift rekoru şu. Hmm. İşte hani sana... Kısacası normalde araba kullanırken öyle düz gitmek yerine ufak tefek achievement'lar ve güzel. küçük stüketifler vermeye başlıyor. Güzel. Doğal olarak daha keyif alıyorsun. Ee, galiba Grafikler orada çok şöyle güzel. bir şey. Şimdi Gran Turismo bir fenomen. Tabii. Ee, hayranları var. Sırf Gran Turismo için direksiyonlar falan döşenenler var. Fakat ben de mesela Gran Turismo'yu oynadığımda oynayamıyorum. Çünkü gerçekçi. Ee, pek öyle vura vura çarpa çarpa gidemezsin. Hayatta gidemezsin. Orada galiba Drive Club'la birazcık Sony Forza'ya cevap veriyor. Hı hı. Çünkü Forza Arcade'dir. Forza'da evet. vura vura gidersin. hani evet. Tamam içinde ayarı falan var ama o hiçbir zaman Gran Turismo gibi olmaz. Ee, gra Dolayısıyla gra Fo ama Forza'da çok eğlenceli. Çok hı hı. güzel bir oyun. Gran Turismo ona tam karşılık gelmiyordu. Hı hı. Galiba birazcık Drive Club ona denk gelecek. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, şeyde Grand Turismo'nun bize gösterdikleri bölümünde oyunu pek anlayabileceğim bir şey yoktu. Öyle bir hmm. ipucu veren bir bölüm değildi. Ama Drive Club'da mesela şunu söyleyeyim. Oynanış tecrübesi olarak Need for Speed ile biraz daha gerçekçi bir oynanış arasında. Need for Speed evet. kadar da arcade değil. Evet. O yüzden daha da keyifli bence. Şimdi tabii Grand Turismo 6'nın süper kafa karıştıran bir durumu var. PlayStation 3'e çıkıyor. Hmm. Yani o çok o çok zorda bırakacak insanları. Hmm. Çünkü tam sonbahar gelmiş işte PlayStation 4'ler alınmak üzere alınmış ama 3'e böyle bir bomba 3'e çıkıyor. Bir bomba da e, Diablo da 3'e Diablo 3 de PlayStation 3'e çıkıyor. Diablo 3 geliyor. Değil mi? Evet. Evet. Nasıl olacak? Sen onu gördün mü? Konsolda Diablo nasıl oluyor? Konsolda göremedim. Konsolda yoktu çünkü benim fuarda. Hmm. En azından benim gittiğim standlarda yoktu. Tamam. Ee, Sen onun ek şeyini mi gördün? Reaper of evet. Souls. Ek paketinin açıklanması. Tamam. Zaten e, biz de bizim ekip fazla böyle Diablo'cu, MMORPG'ci olduğu için tüylerim diken diken oldu. Çok güzeldi. Crusader diye bir sınıf geliyor oraya. Tamam. Yeni sınıfla beraber birçok şey de değişiyor. Oyuncu dynamicler de değişiyor. E, Crusader tank. ...mutlaka oynanacak, herkes onu mutlaka bir kasacak o belli ama... ...oyunun dengesinin, hani ondan daha çok oyunun genel dengesine gelen değişiklikler var. Mesela item sayıları, düşen item sayıları değişiyor. Hmm. Ondan sonra e, oyun içerisinde paragon level aldıkça aldığın puanları harcayabiliyorsun skill'lerine falan. Yani hmm. tek başına işte size bir karakter getirdik değil, oyunun dengesini değiştiren bir paket getirdik şeklinde geliyor. Hmm. Oradan önemli olan şey şu... E, tamamen loot peşinde koşabileceğiniz instance'lar geliyor. Çünkü Diablo niye can sıkıcı? Hep aynı bölümü devamı devamlı, devamlı oynamakta artık insana bıraktılar. Burada tamamen e, kendinden oluşan instance'lar ve e, 15 20 dakikada bitirebileceğin loot instance'ları geliyor. Doğal Oo, olarak tamam. arkadaşların oyunu her seferinde oynamak için bahane oluyor yani. <laughs> Güzel. Diablo 3'te 3'e yeni can geliyor yani. Evet. Ve iyi bir düşünceyle geliyor. Grand Theft Auto'yu görebildin mi? Beşi. Grand Theft göremedim maalesef. Uzaktan. Rockstar. Ancak uzaktan görebildim. <laughs> onu şey e, Call of işte Ghost'unu uzaktan görebildim. Battlefield 4'ü öyle. İzdiham durumu vardı. değil mi? Ondan, onlara? dolayı. Doğru. Bir Ondan Bir de işte dolayı. yetişmek mümkün değil. Aynen öyle fuarlarda. ama e, onun yanı sıra Mad Max'i gördüm. O nasıl ya? Ben onu hala hani İnanamıyorum. Mad Max oyunu mu çıkıyor ya? Evet. Bir de Mad Max'in güzel olan kısmı şu. ben Mad Max'in tüm filmlerini çok seven bir adamım. Mel Gibson'ı çok seven bir adamım zaten. E Mad Max'te bilmem büyük korkum şu olmuştu. Böyle işte e, kıyamet sonrası senaryoda bir oyun yapacaklar ama işte abuk subuk bakayım efektler koyacaklar araçların üzerine sapıtacaklar falan yani. diye bekliyordum. Öyle değil. İşte Mad Max'in orijinal serisinde bunun bir ucu kesik çiftesi vardır. Evet. O var. Mesela bir eleman eklenmiş yalnız e, ee, eleman senin arabanı modifiye edebiliyor ve aynı zamanda bir tane harpun var. Bu harpunun Türkçesi şey zıpkın. zıpkın badine falan ağlamakta kullanılan zıpkın da arabanın arkasına koymuşlar. O zıpkını aktif olarak oyun içerisinde kullanabiliyorsun. Mesela bir sniper'ın bulunduğu bir kule var. Kuleye zıpkını atıp arabayla geri çekip kuleyi yıkıyorsun. Allah Allah. Gibi. Hani düşmana karşı kullanabiliyorsun. Mesela yanındaki arabayı atıp arabayı savurup devirebiliyorsun evet. falan. Ama onun dışında böyle başka fütüristik bir şey yok. Dövüş sistemi çok güzel olmuş. Hmm. Ona ağırlık vermişler. Yalnız hikayede bana biraz şey korkutucu geldi. Hani sen bir klanla anlaşıyorsun. O klanın arabasını mesela modifiye etmiş adam diyor ki şurada güzel bir araba var. Git onu o klanın elinden çal. Getir parçalayın. Yarısının parçasını sana vereyim. Yarısını ben alayım. Yani hmm. devamlı bunun üzerine kurulu bir senaryo giderse bayar, da gele, bayar gibi de gelebiliyor bana. hani. Bakalım. Yani şimdi biz bu post apokaliptik arabalı <laughs> Rage'i gördük. Evet. Başarısız oldu. İşte Borderlands vardır. Borderlands başarılı. Ha evet. Reverse diye bir şey hmm. kimse duymadı bile. Hmm. Mücadele etti, çıktı çok ucuz fiyata falan filan kimse ilgilenmedi. O da sırf arab böyle işte post-apokaliptik hmm. arabayla savaş. Hmm. Rage'in sırf arabalı kısmı hmm. gibiydi. Hmm. Hmm. Ee, bakalım ne olacak şimdi Mad Max falan da hani e, demin konuştuğumuz Shadow of the Beast gibi. Şimdi bunlar eskimiş e, isimler. Evet. Yani Mad Max'in en, en son filmi bile artık 20 sene midir nedir? Yani Olmuştur. o tina Turner'lı olan tina hmm. Turner yaşıyor mu? Yaşıyor. <laughs> Çok eski evet. artık ve çoğu genç için hani pek bir şey ifade ettiğini sanmıyorum evet. Mad Max'in. Evet. E, dolayısıyla hani bu bunlara para harcıyorlar ama bakalım karşılığını alacaklar Vallahi mı? Allah orijinal e, hikaye daha doğrusu orijinal evine şey bağlı kalmaları güzeldi dediğim gibi ben senaryo kısmından korkuyorum. Assassin's Creed herhalde şu denizli olanı gösterdi hı hı. değil evet, mi? Evet, aynı öyle. Ubisoft'ta o vardır. E, Levent oynayacağız. Süper mi? Oynayacağız. Ya nasıl olacak? <laughs> mi, denizde suyun altı, muyun altı nasıl olacak Valla bilmiyorum ama şimdi o beni çok böyle pilot sahasına soktu. Tüylerini de kendi kendine oldu. çok hoşuma gitti. Valla ben Assassin's Creed'e eleştiren biriyim. Hı hı. Çünkü hani Assassin's Creed 3 incelemesinde de maalesef söylemiştim. Aynı BioShock'ta olduğu gibi her oyunda temelde aynı şeyi yapıyorsun. Hak çok haklısın. Makyaj misin? var. Evet. Bir de Assassin's Creed biliyorsun hani Assassin's Creed 4 değil bu. 6 mı ne aslında? Öyle Çünkü bir şey. Çünkü onlar şey numarasını saymıyorlar. Eee Brotherhood'u falan numarasızları saymıyorlar. Hı -hı, hı -hı. Aslında bu Assassin's Creed yanılmıyorsam 6 falan. Evet. Çok baydı. Evet. Umarım yeniliklerle geliyordur. İşte bu temelden değişmiş gibi göründü bana. Hadi bakalım. Yepyeni bir oyun olursa süper olur. Benim merak ettiğim Titanfall vardı ama pek inceleme şansı olmadı galiba. Yani oynama yani. şansı olmadı galiba. Hayır hayır dediğim Anca gibi seneye kalabalık gitmek lazım. Ancak videosunu evet. görebiliyorsun. Mesela şey de öyle Elder Scrolls Online ben çok merak doğru, ediyordum. Doğru. O da öyle. Yani dediğim gibi özellikle ikinci bundan önce bir kuyruk oluştu ki insanlar oturuyordu artık yerde sırada beklemekten yorulmuşlardı. Ee, yani o konularda oyun firmalarının o konuları halletmemiş olması... VIP e... Pest diye bir şey var. Onu kaparsan başından... Bunları önden geliyorsun. Kapmazsan herkes basın geçmiş olsun yani. <laughs> İmkanı yok. Girmeni. Oyun işinde biraz daha zor tabii. Ee, mesela işte akreditasyon e, sebitte falan mesela daha zor. Hmm. Hani blogcuyum dediğin zaman şey diyor. Gel bir görüşelim diyor. Uzaktan evet. yaptırtmıyor şeyi. Evet. Ee, e, basın Hı -hı. olarak onay Hı -hı. vermiyor Hı -hı. sana. Tamam kaydediyorum seni ama fuarda da gel şeye. Kendini e, kayıt göster. masasına da hmm. bir tanışalım hmm. diyor. Hmm. Fakat işte bu daha gevşek tuttuğun zaman ortalık Geçmiş karışıyor olsun. galiba. VIP PC'de kapsamda giremiyorsun ki dediğim gibi yürüyemiyorsun evet, yani. Evet. O da başarısız olmuş. Çünkü oraya so. gidiyorsunuz. Bu iş için gitmişsin. E Abi izdiham var göremedim. Hani fuarın fuar başarıya ulaşamıyor demek ki. Tabi mesela bir yandan daha önceden anlaşmış olduğum firmalar vardı. Ee, sen de önceden onun mesela konuşma konusunda atladık. Ee, World of Tanks Evet. O şeye çıkıyor. Blitz adı altında tabletlere çıkıyor. İlginç. Ondan sonra evet Xbox'a geliyor. Falan. World of Planes'i çok buralar War zorluyorlar. onlar sonra. Hani onlar şu an yok ama ilk bunlar geliyor. Onlarla tamam. ilgili de bir gittim konuştum. Warface ilgili bir röportaj yaptım ama oyunu göstermediler. Yalnızca tamam. bir sohbet Onları Fractis'te mi? Fractis'te yayınlayacağım. Fractis'te pek. bulabiliriz. Evet. Peki hani genel olarak Nasıl bu hani biz çünkü hep bakıyoruz buradan işte devamlı cosplay cosplay bir hı -hı, görüntüler hı -hı. falan hani çok böyle şenlik ortamı mı şenlik yoksa ortamı. şey mi hani e, firmalar şeye oynuyor mu mesela Sevit'te şey çoktur hani hadi şey dağıtıyoruz işte mousepad dağıtıyoruz hı -hı. hadi herkes hı -hı. işte e, Cooler Master diye bağırsın falan evet, öyle evet. bir şey olacak. Yok yok öyle değil burada gerçekten insanlar gönül olarak bu işi severek gelip yapan insanlar ve... İyi. Yani çok eğlenceliler. Mesela bir çift görmüştüm ben. Deadpool'u yapmışlardı. Bir erkek bir kız ama verdikleri pozlar falan o kadar keyifliydi ki. Eğleniyorlar çünkü orada insanlar. Eğlenmeye gelmişler. Ve bunlar ziyaretçiler mi? Ziyaretçi bunlar yani, tabii tabii. Yani birisi para vermiş yok, değil. Yok yok değil. Kendini yapıp kendini üretip geliyorlar. Fuarın bir bölümünde 10. E, holde de mesela şey vardı. E, figür satışları vardı, tişört satışları vardı. Evet. Zaten oraya girdin mi serbeti bırakıp çıkarsın. Evet. Ben girdim mi cimreni aldım çıktım. Bir de biz e, şey yapmadık. Iı, takip etmedik ama turnuvalar mı var? Ee, şey vardı. Call of Duty Ghost'un turnuvası vardı. Dışarıda diye hatırlıyorum ama... Bir yani de LoL şey... vardı galiba. League of Legends vardı galiba. Ya, bravo. Çok iyi geldi aklına. League of Legends vardı. Hatta orada Dark Türkiye, Passage gitti Türkiye'den. Türkiye'den de birileri vardı. Ondan sonra da ama e, yanlış hatırlamıyorsam çeyrek finalde yarı finalde elendiler. orada şeydir. bir röportaj vardı. Çok büyük bir başarı bence. Evet, yine yani bir gurur duyucu bir başarı. Oraya tamam. kadar çocukların gitmiş olması. Ve hatta orada da tırmanmış olması. Bravo. Biz Büyük bir staff takip vardı. edemiyoruz. O, öyle bir kadromuz yok. Bizden geçti biraz. Hani bir de onlara yetişmemiz mümkün değil ama böylece hani tebrik etmiş olalım. Ben küçük bir röportaj yaptım. O elemanlardan bir tanesi 17 yaşında olduğu için girememişti şeye. Hmm. yarışmaya girememişti. Ondan konuştum. Yani çok enteresan. Başından inanıp biz bunu yapacağız deyip yapan bir ekip helal olsun. Komple bir gün misafir ederim. Ah çok keyifli oldu. Peki. Olmuş. Burak peki burada anlatamadığımız detaylar Prakti, praktist, ben de her zaman söylemekte zorlanıyorum. Zor bir isim. Ee, dergisinde, web sitesinde. Tabii, bu ay dergide onu e, dosya konusu olarak yazacağız. Tamam, elektronik dergide Aynen, ve öyle. web sitesinde de olacak. Hı hı hı. Peki, burada konuşamadıklarımız da orada. Artık. Peki, tekrar hoş geldin diyelim. <laughs> hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, başka bir videoda yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.